Merhabalar, bu videoda sizlerle beraber yeni bir çiçek tekniği çalışacağız. Ben ufak bir dal ve birkaç yaprak çizdim. Önce dalı çalışacağım, daha sonra bu ufak dalların ucunda çiçeğimizin nasıl yapılacağını anlatmak istiyorum. Çalışacağımız çiçek biraz dolgun, kabarık bir çiçek. Bu yüzden dal ve yapraklarda da ben ipi 4 kat olarak kullanıp biraz daha kalın durmasını istiyorum. Dalın uç noktasından ipimi çıkartıp kısa bir mesafe ileri gidip geriye doğru dönüyorum. Yine kısa bir mesafe ileri gidip ilk hareketin bittiği noktadan iğnemi çıkartıyorum. Bu şekilde hareketlerle dalın ucuna kadar devam edeceğiz. İpimiz her zaman aynı yönde olacak. Şu şekilde ipimiz her zaman yukarıda duracak. Yapraklarımızı klasik yaprak tekniğimizle çalışacağız. Üst noktasından ipimi çıkarttım. Yaklaşık olarak yarısından daha aşağı bir mesafeden batıyorum. Önce bir yanından iğnemi çıkartıp yaptığım ilk çubuğun altından batıyorum. Daha sonra diğer yanından aynısını tekrarlıyorum. Bu şekilde bir sağdan bir soldan hareketlerle yaprağı tamamlayacağım. Birkaç tane daha dalımız, iki tane daha yaprağımız var. Bunları yapmayı sonraya bırakıyorum. Önce bu dalın ucunda çiçeğimizi çalışalım. Bir gömlek düğmesiyle veya bozuk parayla bir çember çizebiliriz. Ben burada 5 kuruş kullanacağım. Şu şekilde yerleştirip ısıyla uçan kalemimle çizimini yapacağım. Ortasını belirliyorum ve ortasına da küçük bir çember çiziyorum. Öncelikle içteki küçük çemberin çizgisinden ipimi çıkartıyorum. Kısa bir mesafe ileri gidip batıyorum. Daha sonra biraz boşluk bırakıp tekrar iğnemi çıkartıyorum ve ilkinin bittiği yere geri dönüyorum. Bu şekilde çemberi döneceğim. Altı tane ilmek yapmış oldum. Şimdi arkadan bunu düğüm atıp sabitleyeceğim. İpimi 4 kat olarak kullanıyorum. Buradaki her bir çizgi bir yaprağı oluşturacak. Öncelikle bu çubuklardan birinin hemen altından ipimi çıkartacağım. Sonrasında bir toplu iğneye ihtiyacımız olacak. Bu yaptığım çubuğu ortalayarak çemberin dış kenarından iğnemi batıp ortadan çıkartacağım. Bu şekilde iğnemi kumaşa yerleştirdim. Şimdi bu ipimizi toplu iğnemizin altından geçiriyoruz. Ve iğnemizi de burada oluşturduğumuz çubuğun altından geçiriyoruz. Bu işlemi tekrarlayacağız. Yine iğnenin toplu iğnenin altından geçireceğim. Ve ipimi bu çubuğun altından geçireceğim. İpimi dediğim gibi 4 kat olarak kullanıyorum. İp burada tek tek ayrılabiliyor. O yüzden ara sıra ipi düzelterek ilerlemenizde fayda var. Şimdi ben 4 kere yaptım. 5.'yi yapıyorum. 6 ve 7. 7 defa iğnenin altından geçirdim. Şimdi toplu iğnemi çekeceğim. Toplu iğnemi çektiğim yerden iğnemi geçireceğim. Bu ipi arkadan geçiriyorum.
İğneye bir kere sarıp bunları tutarken iğnemi çekiyorum. Ve düzgün bir şekilde yukarı doğru çekerek bir düğüm oluşturuyorum. Daha sonra çiçeğin üst kısmıyla attığım düğüm arasında kalan minik boşluktan iğnemi geçireceğim. Bu ipi iğneye saracağım. 1, 2, 3. Ve tekrar iğneyi çekeceğim. Yukarı doğru düzgünce çekiyorum. İyice sıkıştırıyorum. Daha sonra yine bu iplerin üst kısmıyla düğüm arasında kalan ufak boşluktan iğnemi geçiriyorum. Ve çekiyorum. Ve bunu şöyle düzeltip kumaşa iğnemi batarak sabitliyorum. Böylece çiçeğimin ilk yaprağını oluşturmuş oldum. Aynı işlemi burada oluşturduğumuz her bir çubukta tekrarlayacağım. Böylece 6 yapraklı bir çiçek oluşturmuş olacağım. Burada ben 7 defa sardım. Daha kabarık, daha dolgun olmasını istiyorsanız daha fazla sayıda da sarabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Şimdi yanındakinde aynı işlemi tekrarlayacağım. İpimi yine buradaki çubuğun hemen altından çıkartıyorum. Ve toplu iğnemi çemberin dış kenarından ortaya doğru takıyorum.